Tamam. O zaman başlayalım. Hoş geldiniz hepiniz. Despertar tematik buluşmaların beşincisindeyiz. Bu akşam konuğumuz Hrant Dink Vakfı Kardes Proje Koordinatörü Atom Şaşka. Birlikte Kardes projesini ve mobil uygulamasını konuşuyor olacağız. İlk olarak 30 dakikalık bir bölüm planlıyoruz. Karşılıklı söyleşi olarak yapacağız. Ardından da tüm katılımcılara soru cevap bölümünü açıyor olacağız. Diyerek ben sözü Atom sana vereyim. Öncelikle hoş geldin. Davetimizi kabul ettiğin için tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de vesileyle hem Desperatar projesine hem de Jack'i sana çok teşekkür ederim. İletişimin için, bizi davet ettiğin için, kardeşi sunmak için. Kısaca kendimi tanıtayım. Benim ismim Atom Şaşkal. Yaklaşık 2 senedir Hrant Dink Vakfı'nın kardeş projesinde çalışıyorum. Bu sunumda da yaklaşık Jackie'nin dediği gibi bir 30 dakika kadar sürmesini tahmin ediyorum. İlk bir 5-10 dakika biraz vakıftan bahsedeceğim. Ardından kalan 20 dakikada da Kardes projesinden bahsedeceğim ve gelecek planlarımızdan bahsedeceğim. Bu süre zarfında da hani aklınıza bir soru takılırsa veya bir yorumunuz olursa aslında chat'ten de görüşlerinizi iletebilirsiniz. Ben tahmin ediyorum yani takip edebiliyor olacağım. Hani çünkü bazen aklınıza bir şey gelebilir. Ancak sunumun sonunda belki aklınızdan unutabilirsiniz. Onun için unutmayasınız diye chatten yazabilirsiniz. Ben o zaman sunuma başlayabiliriz. Ben şimdi sunumu paylaşayım. Evet. Hrant Dink Vakfı 2007 yılında Hrant Dink'i kaybetmemizin ardından kuruldu. Hrant Dink'in mücadelesini, hayallerini, amaçlarını yeşertmek için ve Türkiye'ye bir aslında diyalog, barış ve empati dilini yaymak için kuruldu. Vakıf Eski Agos binasında kuruldu. Ancak 2015 senesinde şimdiki yeni yerimizdeyiz. Anavat Hılıkçı'nın binasındayız. Agos'la beraber biz de taşınmış olduk. Şimdiki eski Agos binası da bir hafıza merkezine dönüştürdü. Şimdi ondan da bahsedeceğim. Burada da size kısaca aslında vakıfın bir kurumsal yapısını, barındırdığı projeleri ve çalıştığı alanlardan biraz bahsetmek istiyorum. İlk olarak Türkiye-Ermenistan İlişkileri Programı'ndan bahsedebiliriz. Bu program aslında iki ülkedeki halkın aslında birbiriyle diyalog kurmasını, birbirini tanımasını ve iki halkın biraz daha yakınlaşmasını amaçlıyor. Bu da zaten Hrant Dink'in en büyük isteklerinden biriydi, birbirlerini daha iyi tanımalarını. Ve bu program kapsamında da aslında iki ülke arasında seyahat edip bir kurumda çalışan, araştıran öğrencilere, kişilere seyahat fonu, burs ve dağıtıyor bu program. Aynı zamanda çeşitli mesleklere ait grupları da bir ülkeden diğerine seyahatlerini sağlayıp oradaki meslek daşlarıyla aslında tanıştırıp birbirinden haberdar olmayı, deneyimlerini aktarmasını sağlıyor. Onun dışında Asulis Dil, Diyalog ve Demokrasi Laboratuvarı var vakıf bünyesinde. Bu aslında Türkiye'deki ilk sosyal bilimler laboratuvarı olarak da geçiyor. Bu program kapsamında da aslında Türkiye'deki nefret söylemi, ayrımcı söyleme mücadele amacıyla ve aslında bu ayrımcılıktan arındırılmış, nefretten arındırılmış söylemin yaygınlaştırılması ve bunun bilincinin oluşturması amacıyla kurulmuş bir laboratuvar. Bu program kapsamında da medyadaki nefret söylemleri taranıyor. Bu raporlar halinde sunuluyor. Kapsayıcı söylem konulu eğitim veriliyor hem bireylere hem de STK'lara. Onun haricinde paneller, konferanslar ve çalıştaylar yürütülüyor. Gerçekten vakfın kalabalık programlarından biri, çok yoğun işler üreten programlarından biri. Bolis Enstitüsü'nü geçiyorum çünkü onu da zaten kardeş içinde bulunduğu için onu daha sonra anlatacağım. Biraz önce de bahsettiğim gibi Agos'un kurulduğu bina Sebat Apartmanı şimdi bir hafıza mekanına dönüştürdü. 23,5 Hrant Dink hafıza mekanı. Bu mekan da aslında hem Hrant Dink'in yaşam hikayesi, Agos'un kuruluşu, Hrant Dink'in
öldürüşüne giden sürecin nasıl geliştiği ve ardındaki hukuki sürecin bugün nasıl devam ettiğini aslında biraz interaktif bir şekilde oraya gidip deneyimleyebiliyorsunuz, öğrenebiliyorsunuz. Çeşitli odalar bulunuyor ve bu odalarda atölyeler düzenleniyor. Yani bilmiyorum hiç bu atölyeye katılımınız oldu mu veya bu mekana gideniniz. Çok öneririm. Yani İstanbul'daysanız veya İstanbul'a gitme planınız varsa Rantik Hafıza Mekanı'na uğramanızı. Gidemiyorsanız da şu an online olarak da devam ediyor. Hrant Dink'in odasında bir atölye düzenleniyor. Hrant Dink'in odasındaki objeler, resimler, fotoğraflar, o odadaki ne varsa onlar üzerinden aslında bir Hrant Dink'in yaşam öyküsü, Türkiye-Ermenistan ilişkileri, Ermeni kültürüne dair bir bakış açısı sunuyor. Onu da çok öneririm. Uluslararası Hrant Dink ödülü Hrant Dink'in doğum günü olan her 15 Eylül'de düzenleniyor. Ve bu da aslında insan hakları adına bir fark yaratan, risk alan ve başarı sağlayan kişi, kurum veya gruplara veriliyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında birer kişi, kurum veya gruba veriliyor. Aynı zamanda Işıklar adı altında da dünya çapında fark yaratan, insan hakları adına bir örnek oluşturan kişileri, grupları anılıyor. Çok gerçekten gurur duyduğumuz ödüllerden biri, hem hazırlanışı, içeriği gerçekten dop dolu ve gerçekten çok güzel geçiyor. Hrant Dink Vakfımızın bir de yayınları da var. Bu bahsettiğim projelerin, ürettiklerinin yaygınlaştırılması için bu yayın sayesinde aslında kitaplarımızı basıp dağıtabiliyoruz. Bunun haricinde vakfın barındırdığı arşiv çalışmaları var. Bunun da tanıtımı için vakfın yayınlarından çıkan kitaplar var. Birazdan daha da detaylı bahsedeceğim. Bir sonraki slayda geçtim aslında ama görsel geldi mi bilmiyorum. Şimdi geldi. Vakıfımızda hem havak salonumuz var. Burada çeşitli panellerimizi, etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii pandemiden önce bolca gerçekleştiriyorduk. Tabii pandemi şartlarından dolayı online devam etti ama yakın zamanda pandemi de el verdiği ölçüde tekrar salonda, havak salonumuzda buluşmayı planlıyoruz etkinliklerimizi. Tabii hibrit olarak da planlıyoruz. Bunun haricinde fuayede alanımız var. Burada sergilerimizi gerçekleştiriyoruz ve bir de kütüphanemiz var. Giriş katında kütüphanemiz bulunuyor. Bu kütüphaneyi araştırmacılar kullanabiliyorlar dışarıdan gelip. Arşiv katımız var. Burada da vakfın kendi barındırdığı arşivler var. Çeşitli dillerde Türkçe ve Ermenice. Buradan da aslında vakfın sitesinin arşiv bölümünden de dijital olarak tarayabiliyorsunuz bu arşiv çalışmalarını. Evet, ben biraz Bolis Enstitüsü'nden bahsedeceğim şimdi de. Bu benim de dahil olduğum aslında vakıftaki program. Bolis Enstitüsü aslında bu Türkiye coğrafyasındaki kültürel mirası korumaya, tanıtmaya ve yaşatmaya çalışan bir program. Türkiye'deki özellikle azınlık grupları, hani Ermeni, Rum, Yahudi, Süryani kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için çalışmalar yürütüyor. Ve bu alanda çalışmalar yapan kişilere de burs sağlanıyor. Özellikle de Ermeni araştırmaları konusunda da büyük bir aslında çalışmalar yürütülüyor. Sözlü tarih mülakatlarımız var. Bu vakfın gerçekten en gururlandığı belki de projelerden, alanlardan biri. Onun dışında Batı Ermenicesinin korunması veya yaygınlaştırılması için eğitimler, dersler veriliyor, konuşma atölyeleri veriliyor ve arşivler toplanıyor tabii ki. İnsanların veya kurumların arşivleri vakıf bünyesinde toplanıyor. Bu proje altında da çeşitli konferanslar biz aslında düzenledik yıllar boyunca. Buradan da görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Hem şehir özelinde hem de Türkiye'deki Ermenilerin aslında konumları, tarih boyuncaki aslında kimlikleri, konularında çeşitli konferanslar düzenlendi. Ve bunlar da aslında basılı olarak da yayınlandı vakıf yayınları tarafından. Bundan da bahsetmek isterim. Detaylı bilgiyi de aslında bizim Bolis sayfasından bulabilirsiniz.
sözlü tarih mülakatlarından bahsetmiştim. Bunu gerçekten vakıf olarak çok önemsiyoruz. Kültürel miras, çünkü sadece somut değil, aynı zamanda büyük bir ölçüde soyut ve insanların hatıraları, tanıklıkları gerçekten tarih yazımında çok önemli bir aslında proses. Ve bunları da kayıt altında tutmayı ve insanlara yaymayı çok önemsiyoruz. Ve bunun için de aslında uzun yıllardır bir kitap serisi yapıyoruz, üretiyoruz. Bundan da Sesinin Sesi adını verdik. Çünkü sesini duymadığımız veya çok gündeme gelemeyen, kendi sesini yaygınlaştıramayan insanlarla oluşturulan sözlü tarih mülakatları ve bunların derlenerek aslında bir kitaplaştırmalarını yaptık. Bunları ilk başta Türkiye'li Ermeniler konuşuyor şeklinde çıkarmıştık. Ancak daha sonra da şehir özelinde çıkmaya başladı. Görebildiğiniz gibi Diyarbakırlı Ermeniler, Ankara'lı Ermeniler, Sivaslı Ermeniler, Kayseri'li Ermeniler, İzmitli Ermeniler ve son olarak da bu sene Kınalı Adalı Ermeniler Konuşuyor adı altında 7 kitaplık bir seri oluştu. Burada da aslında bizim yaptığımız sözlü tarih mülakatlarından derlemeler oluşuyor. Anonim bir şekilde insanların hayat hikayelerini, Türkiye'deki aslında ailelerin yaşam hikayelerini, hayat mücadelelerini, nelerden geçtiklerini ulaşabiliyorsunuz. Biraz daha aslında kardeşe ufak ufak gelelim istiyorum. Türkiye Kültür Varlıkları Haritası'ndan size bahsedeceğim. Bu da aslında zaten KRD'sin aslında altyapısını oluşturan ögelerden biri. Türkiye Kültür Varlıkları Haritası aslında isminden de anlayacağınız üzere Türkiye'deki azınlık toplumlarının, yani Rum, Süryani, Ermeni, Yahudi toplumlarının kültürel miras yapılarının kolektif bir şekilde toplanıp bir harita üzerinde gezilebilmesi, incelenmesi, araştırılabilmesi, bir arada toplanıp aslında onun bu şekilde değerlendirilmesi için hazırlanmış bir harita. 2014 senesinde bu harita ilk olarak kullanıma sunuldu. 2018'de bir güncellemeyle beraber toplam kültürel, bu haritaya işlenmiş kültürel miras yapısı 10 binden fazlayı aştı. Bu harita sayesinde aslında siz şehir şehir, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, burada hangi yapılar varmış bunu görebiliyorsunuz. Çünkü aslında bu Türkiye'de ya da bu coğrafyada yaşayan insanlar, toplumlar sadece yaşamakla kalmamış, her yaşayan halk biraz üretmiş. Yani kiliseler, sinagoglar, okullar, mezarlıklar, hastaneler, yetimhaneler, anıtlar, çeşmeler, o kadar çok üretilen yapı var ki bunların da aslında bir noktada bir envanter şeklinde kaydedilip bir harita ölçeğinde konumlarının görülebileceği bir boyuta getirmeye çalıştık. Ve gerçekten çok ilgi gördü. Pek çok kullanıcısı var. Ve bu haritanın şöyle de bir güzelliği var. Bu gelişen bir harita. Çeşitli saha araştırmaları da yaptık geçtiğimiz zamanlarda. Adana, Sivas ve Kayseri olmak üzere. Ve yenileri ekleniyor. Bulduğumuz yeni bilgiler sayesinde buraya yeni duraklar veya duraklara yeni bilgiler, yeni fotoğraflar ekliyoruz. Biraz da kısa bir video da var, onu da oynatayım. Bir yandan o da dönsün. Bu yapıların detay sayfalarına girildiği zaman sizin de şu an görebildiğiniz gibi fotoğraflarına, kısa bilgilerine, konumlarına, örneğin diğer isimlerine, hangi mahallede bulunana dair çeşitli bir aslında bir görsel bir panel açılıyor. bunun haricinde haritayı kullanırken filtreleyebiliyorsunuz yapılar özelinde. Önce bahsettiğim yapı kategorileri gibi. Onun haricinde fotoğraflı yapılar, videolu yapılar, yani içerisinde video bulunan yapılar veya panoramik video, 360 derece videosu bulunan yapılar gibi çeşitli kategorilerde filtre yapılarak da bu tür yapılara ulaşabiliyorsunuz. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu gelişen bir harita. Çeşitli aslında katılımcıların da kendi bilgi ve deneyimlerini aktarabilecekleri bir harita. Elbette ki şu an bütün Türkiye'deki sağlık çalışmalarını gerçekleştirmediğimiz için henüz bu harita %100 doğru olmayabiliyor veya eksik olabiliyor. Bunun için de özellikle de şu an aslında bir Yahudi kültürel miras çalışan bir proje kapsamına bir sunum verdiğim için şunu da belirtmek isterim ki eğer bir durak öneriniz veya bu haritayı belki inceledikten sonra şu konularda şu yapıların eksik olduğunu düşündüğünüz biraz da hissiyatınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz ve böylece birlikte bu haritayı güncelleyebiliriz. Ben sunum sonunda
hem kardeş linkini hem de kendi kişisel vakıf mail adresini vereceğim. Bu şekilde iletişimi sağlayabiliriz. Bunu da şimdiden belirtmek istedim. Evet, ufak ufak Kardes'e geçebiliriz. Kardes, belki ilk gördüğünüz zaman belki sormuşsunuzdur, Kardes ne demek, kardeş mi acaba diye. Kardes, Ermenice harita demek. Ancak biz Kardes'i de kurgularken bu uygulamanın sadece Ermeni kültürel mirasa yönelik değil, aslında biraz önce saydığım pek çok aslında topluluğun kültürel miras yapılarına, onların çok kültürlü, çok katmanlı hikayelerini, yapılarına, insan hikayelerine ulaşabilecekleri şekilde tasarladığımız için bir anlamda da kardeş kelimesinin de yakınlığı olduğu için böyle bir isim seçmek istedik. Ve tam adı da Çok Kültürlü Hafıza Turları Rehberi. Buna geçmeden önce kısa bir aslında kardeşin tanıtım videosu var. Onu izletmek istiyorum. Onu bir izleyelim. Süreyya Operası. Süreyya Paşa olarak da bilinen Süreyya İlmen tarafından yaptırılan Süreyya Operası, 3 yıllık inşa sürecinden sonra 6 Mart 1927 tarihinde. Köçeoğlu Hamamı. Köçeoğlu ailesinin kökenleri Artvin'e dayanmaktadır. Köşede Köçeoğlu Hamamı var. Hatta onun duvarı, tuğlası duruyor orada. Evet, Kardes mobil uygulaması, Kardes Çok Kültürlü Hafıza Turları Rehberi, İstanbul'un çok katmanlı ve çok kültürlü yapısını keşfetmek isteyen kullanıcılar için iki dilde, İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlandı. Ben bir yandan da hem chatten indirme linkini paylaşıyorum. Dilerseniz bir yandan sunumu izlerken bir yandan telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde Kardes indirebilir, uygulamayı indirebilirsiniz. Ben şimdi Kardes'in biraz içeriğinden bahsetmek istiyorum. Sunum bana izin verirse. Evet. Kardes'teki işin keşfet özelliğinden bahsetmek istiyorum. Biraz önce de dile getirdiğim Türkiye Kültür Varlıkları haritasının aslında altyapısının, yani Kardes orayı altyapı olarak kullanırken keşfet bölümünden bahsediyordum. Kardes'teki keşfet bölümü binden fazla kültürel miras yapısını barındırıyor. Yani Türkiye Kültürel Varlıkları haritasındaki İstanbul bölümüne buradan ulaşabiliyoruz aslında. Ve bu sayede aslında bizim İstanbul'da, kendi belki oturduğumuz semtin ya da bulunduğumuz yerin çevresinde ne tür yapılar var, bu yapılar nerede, yapıların isimleri ne, hangi topluluğa ait, yapı türü ne ve içeriğinde ne gibi bilgiler var, eskiye dair fotoğrafları var mı gibi çeşitli bilgilere ulaşabiliyoruz. Bir kısa burada nasıl kullanacağına dair bir video da göstermek istiyorum. Bu şekilde de anlayabileceğiniz üzere. Örneğin şu an Karaköy, Taksim, Beyoğlu bölgesindeyiz ve burada gördüğünüz filtreler sayesinde, örneğin sinagog seçildiği takdirde sadece o haritadaki, o bulunduğumuz arayüzdeki haritada sinagogları gösteriyor ve bir örneğin Aşkenaz Sinagogu'na bastık ve Aşkenaz Sinagogu'nun sayfası açıldığı zaman bir metni gözüküyor. Ve bu tabii bizim hafıza turlarında bulunduğu için de bu durak, bunun dilerseniz seslendirmesini ve sözlü tarih mülakatında dinleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu bütün yapıların kısa bilgileri ve konum bilgileri mevcut. Bu şekilde çevrenizde çeşitli topluluklara ait kültürel miras yapılarına erişebiliyorsunuz. Bu sadece aslında gayrimüslim ve azınlık topluluklarına dair değil, 19. yüzyılda ve öncesi inşa edilmiş camilere de ve cemevlerine de ulaşabiliyorsunuz bu şekilde. Ben şimdi de hafıza turlarından bahsetmek istiyorum. Aslında zaten adı üstünde, yani Kardes'in alt başlığında geçen hafıza turlarından bahsetmek istiyorum. Biz Kardes kurgularken İstanbul'daki aslında pek çok yaşanmış hikayelerin, tanıklığın, az bilinen hikayenin
Bu çok kültürlü yaşantının bir rota şeklinde kurgulanıp insanların bu şekilde deneyimleyebilmesini istedik. Çok kültürlülük bizim ana maddemizdi. İstanbul'da, semtlerde, sokaklarda aslında yaşanmış birçok insan hikayesi var, yapılar var. Bunlar yıkılıyor, gidiyor. Şu an belki bizim her gün kullandığımız sokaklarda, caddelerde bile, örneğin 100 sene öncesinde bile kimlerin belki dükkanları, evleri, yapıları vardı. Orada yaşanmışlıklar, tanıklıklar vardı. Biz aslında bu tür çok kültürlü ve çok katmanlı hikayeleri toplayıp bir araya getirip bir tur rotası şekline dönüştürmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bilinmeyen hikayeler bulmaya çalışıyoruz. Aslında bizim isteğimiz ne kadar çok aslında az bilinen, insana dair, insana dokunan hikayeler, tanıklıklar, efsaneler, rivayetler varsa bunları derleyip sizlere, kullanıcılara sunmak. Biz Kardeşlik çıktığında semt özelinde hafıza turlarıyla biz aslında başlamıştık. Örneğin biraz önce gördüğünüz gibi Karaköy hafıza turu, işte Samatya hafıza turu, Kadıköy'de 3 tane hafıza turlarımız var. Moda, Rıhtım ve işte başka işte Balat'ta örneğin turlarımız var. Biz bunun yanı sıra aslında tematik turlar da ekledik. Örneğin Beyoğlu tiyatro turunu ekledik. Bu Beyoğlu'ndaki 19. yüzyıl öncesinde inşa edilmiş Osmanlı döneminden kalan tiyatro yapılarını örneğin koyduk. İstanbul'un Aşkları isimli bir tematik turumuz var. Bu da İstanbul'da yaşanmış çeşitli aşk hikayeleri, gerek gerçek, gerek efsanevi, gerek edebi kitaplarda, edebiyatta geçmiş aşk hikayelerini derledik. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi hem Türkçe hem de İngilizce seslendirmeleri de bulunuyor metinlerinin yanı sıra. Ve bu seslendirmeleri de tanınmış sanatçılar seslendirdiler, sağ olsunlar. Hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde. Yani gerek fiziksel olarak sokaklarda, caddelerde gezerek de İstanbul'u keşfedebilirsiniz, semtleri. Dilerseniz de eğer evinizde ya imkanınız yoksa evinizden de seslendirmeleri dinleyerek keşfe çıkabilirsiniz diyorum. Bir başka özelliğimiz sözlü tarih mülakatları. Biraz önce de bahsettiğim bizim için çok önemli. Ve bu semtlerde, bu duraklarda, bu noktalarda yaşamış insanlarla biz görüşüp sözlü tarih mülakatları yaptık. Kardeşi çıkaracağımız zaman, örneğin Samatya turunu yapacağımız zaman Samatya'da yaşamış insanlara sordum. Onlarla bir görüşme gerçekleştirdik. Ve bu kayıtları da aslında kesitler haline getirerek bu durak sayfalarında, tur sayfalarının altında bulabiliyorsunuz. Örneğin Balat turuna gittiğiniz zaman Balat'ta yaşamış insanların anılarına, hikayelerini mahalleyi mahalleden dinleme şansına da erişebiliyorsunuz. Biraz önce zaten bahsetmiştim tamet turlarınız var diye. Burada da aslında kısaca nasıl kullanılacağına dair kısa bir video var. Örneğin burada da kullanıcımız Tatavla turuna gelip tur sayfasını inceliyor. Gördüğünüz gibi bir harita var. Bu haritada durakların olduğu yeri görüyoruz. Bir panelde de durakların sayısı ve sırası gözüküyor. Fotoğrafları inceleyebiliyor. Hem güncel hem de eski fotoğraflar var. Bir metnimiz var. Dilerse bunu sesinden dinleyebiliyor. Örneğin şimdi Nazan Kesal'dan. Tatavla İraklis Jimnastik Kulübü. Tatavla'nın bugün artık pek de bilinmeyen bir diğer hikayesi, İstanbul'daki düzenli spor faaliyetlerinin bu semtte başlamış olmasıdır. Veya bundan sonra da sözlü tarih... Son duraktan 100 metre ileri gittiniz mi, 100-150 metre Kurtuluş Kulübü'nün binası. 1800'de kurulmuş bir kulüptür. Evet, mesela Garo Kalender'i dinledik. Kendisi Kurtuluş Spor'da oynamış bir sporcu. Dediğim gibi bu şekilde aslında gerçekten orada yaşamış, orada tanıklığı bulunan, birebir aslında orada bulmuş insanların kendi ağızlarından hikayelerini, anılarını, bilgilerini dinleyebiliyoruz. Bu noktada aslında ben bir sözlü tarih mülakatını daha koydum buraya. Kendi içeriği çok hoşuma gittiği için. Sözlü tarihin aslında ne kadar kıymetli olduğunu göstermesi açısından kısa bir izleyelim. Sonuna kadar izlemize gerek yok ama biraz bakalım. Bu da Yeşilköy'den Berç Reisyan. Yeşilköy nasıl söyleyeyim size? Uçsuz bucaksız yeşil alandı. Hatta yani kışın kar yağdığında kurt indiğini dahi söylerlerdi. Şimdi toplu konut denilen yer o zaman plak fabrikasıydı Gesaryanların.
O plak fabrikasının oraya kadar gittim mi 100 tane bıldırcınla dönerdim. Ataköy'e doğru o Aymama Deresi'ne gittim mi ördek vurur gelirdin. Öyle bir yerdi. Zaten sahil yolu da yoktu. Havaalanı üzerinden E5'ten gelip havaalanı üzerinden kıvrıla kıvrıla gelin daracık bir yol vardı Yeşiköy'e giren. O yoldan gelirdik. Akşamları önümüzden tilkiler tavşanlar kaçışırdı. Çok güzeldi Yeşiköy. O tarihlerde bomboştu. Zaten hep ancak yazlıkçı gelirdi. Yeşiköy'ün kışlık nüfusu çok azdı. Şimdiki gibi binalar yoktu. Hep eski ahşap köşkler vardı. Müstakil evler vardı. Bahçeli. Her bahçede bol bol meyve ağacı. Öyle apartman falan yoktu o tarihlerde. Ondan evet, burada sonra... durdurabiliriz. Gördüğünüz gibi aslında burada gerçekten bir Yeşiköy, geçmişteki Yeşiköy panoramasında birebir tanık oluyoruz aslında. Birebir oradan yaşamış insanlarla da. Kardeş'in de aslında gerçekten vizyonu ve misyonu biraz bu. Az bilindik aslında toplumsal belleği gerçekten sürdürme, kayıt altına almak. Bu hafızanın, geçmişte yaşamış toplumların, insanların hafızalarındaki birikmişliği, anıları bir araya getirdi. Burası en uygun bir platformda bunları insanlara yaymak, tanınmasını, dinlenmesini, bilinmesini sağlamak. Kardeş olarak da bu misyonu devam ettirmeye çalışıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi de aslında biz bu kardeşlik içeriği nasıl oluşturuyoruz? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü belki kulağa basit ya da belki çabuk gelebiliyor ama gerçekten uzun süreçlerin ardından bu noktaya kadar gelebildik. 2 senelik bir aslında hazırlık süreci oldu kardeşin. 2018 yılında başlandı çalışmasına. Biraz o süreçten aslında bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir turları tasarlama süreci vardı. Yani nereden başlanacak, hangi duraklar seçilecek, hangi semtler seçilecek, kimlerin hikayeleri, hangi yapılar belirlenecek. Tabii duraklar yapılar özelinde konduğu için bir yapıyla bağdaştırmamız gerekiyor oradaki hikayeleri. Bunun için aslında birçok kaynağa başvurduk. Yani literatür çalışması yapıp bizim hem vakfın kendi kütüphanesindeki hem diğer kütüphanelerdeki, internetteki hatta bu sadece yani resmi ya da tırnak içinde ciddi olarak adlandırabileceğiniz kaynaklardan ziyade gerçekten blog sayfalarına, eksi sözlükteki aslında entrylere bile biz bakarak aslında çeşitli aslında o döneme dair insanların hafızasında, birikiminde neler kalmış bunlar gerek efsane de olabilir, rivayet de olabilir, söylenti de olabilir ancak bunlar da kıymetli oluyor. Biz çünkü burada kardeşte bir akademik çalışmadan ziyade aslında bu duraklar, bu yapılar, bu insanlar hakkında aslında birikmiş hikayeleri toplayıp bir derlemesini oluşturmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten en büyük kısmı da bu literatür çalışmasına gidiyor diyebilirim. Pek çok kaynaktan, farklı dillerden kaynaklara, az bilindik, olabildiğince az bilindik hikayelere ulaşmaya çalışıyoruz. Burada tabii anılar, hatıralar çok kıymetli oluyor bize. Metinlerimizde de hani görürseniz dikkat edersiniz. Gerçekten alıntılara, kişisel tanıklıklara çok yer vermeye çalışıyoruz. Tabii işin uzmanlarıyla da toplantılar gerçekleştirdik. Tur rehberleriyle, İstanbul araştırmacılarıyla, tarihçileriyle konuşup aslında nasıl bir yol haritası çizebiliriz? Hangi semtlerden başlayabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz gibi? Turlar ne kadar uzunlukta olmalı, kaç dakika maksimum yürünmeli, duraklar arası ne kadar süre olmalı, durak sayısı ne kadar olmalı gibi gibi çeşitli aslında faktörlerden geçerek de biz duraklarımızın da rotalarımızı oluşturduk. Bir saha çalışması yaptık. Yani bizim bu rotaları yapacağımız, uygulamaya koyacağımız yerlere birebir giderek aslında bu oralarda yapılardan izler var mı, konuşabileceğimiz insanlar var mı? Fotoğraflarını çekiyoruz yapıların örneğin ve rotayı biz kendimiz geziyoruz önce deneyimlemek için. Ve bir yandan da arşiv görselleri topluyoruz. Özellikle biraz önce bahsettiğim hem vakfın kendi arşivleri var hem de internetten çeşitli kurumların, kuruluşların koleksiyonları var. Buralardan da aslında semtlere dair eski fotoğrafları toplamaya çalışıyoruz. Ve onlardan gerekli izinler alarak da biz uygulamamıza bu fotoğrafları yüklüyoruz. Böylece kullanıcılar da sadece günceli değil, geçmişi de görebiliyor. Şimdi de biraz daha ileriki kısımlara atlıyorum. Sözlü tarih görüşmelerinden bahsetmiştim. Her semt turuna çıkacağımız zaman o semtte yaşamış veya uzun yıllar orada geçmiş veya büyükleri orada yaşamış insanlarla görüşüp
Onlarla bir sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Burada kendi kişisel hikayeleri, oradaki anıları, çocukluğu, bayramların nasıl geçtiğini, oradaki evleri, komşuluk ilişkilerini, sokakları, binaları, esnafları, kendi ailelerin yaşadıkları, o yani kısacası o semte dair, kendi yaşadıkları o sokaklara dair, evlere dair bildikleri ne varsa aslında onlardan dinliyoruz. Ve biraz önce de gördüğümüz gibi o kesitleri de hem altyazılı, İngilizce altyazılı bir şekilde uygulamamıza yüklüyoruz. Görsel toplamadan da zaten çok bahsetmiştim. Hem arşiv hem de günümüz fotoğraflarını topluyoruz. Kardeşim o açıdan da görsel olarak da zengin olmasına çok çalışıyoruz. Pilot turlar, yani semtlerin rotasını, içeriğini, metni hazırladıktan sonra da o semtte yaşamış insanlarla veya tur rehberleriyle, uzman kişilerle o hazırladığımız rotayı gezip aslında onların geri dönüşlerini alıyoruz, yorumlarını dinliyoruz. Buna göre biz kendi rotamızı, kendi içeriklerimizi düzenliyoruz. Devam ediyorum. Bunun yanısına son sene, yani Kardes 2020 senesinde çıktı ama ancak biz bunu sadece biz kendi tarafımızdan üretilmesini istedik. Bunu aslında katılımcı bir şekilde, kolektif bir şekilde biz içeriklerimizi üretelim diye de düşündük. Ve geçtiğimiz sene bizim tarihi Yarımada bölgesinde çıkmayı planladığımız 3 turu, yani Sirkeci, Süleymaniye ve Sultanahmet turlarını katılımcı atölyeler çerçevesinde gerçekleştirdik. Yani bir açık çağrı yaptık. Gelin hep beraber içeriklerimizi yazalım. Ve böylece sizin yazdığınız durak metinleri kardeşte çıksın şeklinde. Ve gerçekten çok güzel bir katılım oldu. Katılımcılarımız duraklarını kendileri belirlediler, metinlerini yazdılar. Tabii biz öncesinde bu atölyede kardeşin kullandığı dili, kapsayıcı söylemi, nelere dikkat ettiğimizi, tur seçerken, içerik seçerken, duraklarımızı seçerken nelere dikkat ettiğimizden bahsedip böyle bir aslında 3 günlük, yani 3 haftalık diyeyim, haftada bir gün olmak üzere buluştuk ve böyle bir atölyeler gerçekleştirdik. Bunu da devam ettiriyoruz. Örneğin geçtiğimiz sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde İstanbul'un çok kültürlü kadın hikayeleri başlığı altında bir atölye gerçekleştirdik. Ve orada da katılımcılarımız İstanbul'daki kadın hikayelerini, çok kültürlü kadın hikayelerini, duraklarını yazıp içeriklerini hazırladılar. Şu an onlar da aslında editoryal okumadan geçiyor ve önümüzdeki sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu turu da Kardes'te paylaşacağız bu şekilde. İstanbul'un çok kültürlü kadın hikayelerini size ulaşabileceksiniz. Bir yandan da tabii şimdi ufak ufak aslında gelecek planlarımız ve İzmir'e buradan biraz bağlamak istiyorum. Biz Kardes'in yalnız aslında İstanbul'a sınırlı olmasının değil, biraz aslında Anadolu coğrafyasında Türkiye'nin geri kalanı da aslında ufak ufak oralara da gelmek istiyoruz. Hem keşfet, biraz önce bahsettiğim keşfet bölümlerinin de o bu yeni geleceğimiz şehirlerde açılmasını, hem de orada da yeni hafıza turlarını da orada yazmak istiyoruz. Ve bu bağlamda geçtiğimiz yaz, Ankara'ya gittik. İlk aslında bizim kardeş olarak açılacağımız yer, İstanbul'dan sonra nereye gidelim diye düşündük ve dedik ki ilk başta Ankara'dan başlayalım. Ve geçtiğimiz yaz yaklaşık bir ay Ankara'daydık ve Ankara'daki azınlık gayrimüslim toplumların bütün kültürel miras yapılarını önce bir araştırdık ve bunları gezdik. Tabii tüm derken sadece Ankara merkezi kastetmiyorum. Ankara merkezi dışında bütün ilçelerdeki, köylerdeki ne bulabiliyorsun, ne görebildiysek kaynaklarda, taramalarda veya sözlü tarih görüşmelerimizden o noktalara gidip bu yerler var da olabilir, yok da olabilir. Oralara gidip biz izini sürmeye, konularını tespit etmeye, fotoğraflarını çekmeye ve notlarımızı, bilgilerimizi alıp bunları ilerleyen günlerde haritamıza yükleyeceğiz. Örneğin bu fotoğrafta gördüğünüz yer, bilmiyorum belki bileniniz var mıdır, tanıyanınız var mıdır? Ankara'daki Yahudi Mahallesi. Ve arkada aslında bir Ankara sinagogu var. Bu sol tarafta da polis yazan o kulübede aslında Yahudi erkek okulunun avlu kapısı. Sadece kapı kalmış. Ben de o sırada rehberimizle beraberim ve onun anlattıkları bilgileri not alıyorum. Bir yandan da fotoğraflıyoruz. Onun haricinde burası da Ankara'daki Stanoz bölgesindeki, yani Zir Vadisi. Eski bir Ermeni yerleşimi. Bugün haritadan silinmiş bir bölge. Yerleşim yok bugün. Oradaki Ermeni mezarlığı. Tabii çok harap olmuş bir yerde. Örneğin oraya da gittik.
Buradaki fotoğraf da Ankara'nın köylerinden birindeyiz. Burada da bir çeşme. Tabii bu fotoğraftan görünmüyor ama o çeşmenin üzerinde de Ermenice bir A harfi yazılıydı. Bunun gibi aslında biz tüm duraklara, bu tüm kültürel miras yapılarını, bunlar biraz önce de bahsettiğim bir kilise olabilir, mezarlık olabilir, okul binaları olabilir, çeşmeler olabilir, anıtlar olabilir, sinagoglar olabilir. Bunların nerede ne varsa oralara gidip yerlerini tespit etmeye ve böylece haritamıza işlemeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda da Ankara'da bu bizim bulduğumuz bilgileri, konumları, fotoğrafları Türkiye Kültür Vakfı haritasına yükleyeceğiz. Bir yandan şu an Ankara'daki hafıza turlarımızı çalışıyoruz. Orada da rotalarımızı belirliyoruz, hikayelerimizi bulmaya çalışıyoruz. Bir yandan onun yazımı sürüyor. Böylece aslında kardeşteki İstanbul içeriğine benzer olarak aslında Ankara'ya da geliyoruz diyebiliriz. Şimdi de Ankara'dan sonra da aslında biraz gelecek planlarımızdan bahsetmek istiyorum. Ankara'dan sonraki durağımız İzmir olacak. Tabii Ankara'ya kıyasla İzmir çok daha büyük bir sağ çalışmasını gösteriyor bizlere. Ve aslında Ankara'da yaptığımız, biraz önce de bahsettiğim projeyi İzmir için gerçekleştireceğiz. Oradaki işte Rum, Yahudi, Ermeni, işte Suriye, yani tabii orada bir büyük bir Levanten nüfusu da mevcut. Buradaki bu toplumların ürettikleri, yaptıkları eserleri, kültürel miras yapılarını biz gezip nokta nokta nerede ne varsa bulup aslında bunları haritamıza işlemeyi planlıyoruz. Ve belli ki orada İzmir'de uzun süre kalacağız. Çünkü İzmir gerçekten çok fazla yapı var, çok fazla kültürel miras açısından geçmişi bol, zengin, tarihi çok zengin bir yer. Tabii maalesef bugün çok pek azı kaldı bu yapıların. Ama yine de bizi çok heyecanlandırıyor. Bir yandan tabii burada da hafıza turlarını da yapacağız. Yani Kardeş'te İzmir içeriği de olacak. Ben aslında bu noktada biraz şeyden de bahsetmek istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum gerçekten böyle bir projede sizlere karşı sunum yapmaktan. Biz vakıf olarak işbirliklerine de çok açığız. Kardeş'te yani beraber içerik üretmek, tur hazırlamak, sahayı beraber gezmeye çok hevesliyiz. Zaten Jackie'yle de tanıştığımız zaman bunları bol bol konuştuk. Onun için hani hem kişi bireysel olarak hem de kurum olarak biz vakıfça ortak içerikler üretmeye, beraber çalışmaya çok hevesliyiz. Dilerseniz sizin kurumlarınızın görünürlüğü açısından da hani hiç bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Sizin de görününüzü duyurmak için ortak işler yapmaya çok hevesliyiz. Bu konuda eğer hani şimdiki soru cevap bölümünde dilerseniz konuşabiliriz veya başka sorularınız varsa. Benim sunum bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar Jackie, sana çok teşekkür ederim bana bu imkanı sağladığın için. Kardeş uygulamasını tekrarlamam gerekirse ücretsiz olarak hem App Store'dan hem de Play Store'dan telefonlarınıza indirebilirsiniz. Burada bir QR kodu da koydum. Dilerseniz oradan da indirebilirsiniz. Ben burada o zaman sunumu sonlandırıyorum. Tabii bir de bir mail adresim de var. Şimdi onu chat'e de yazacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Atom. Hem sunumun hem anlatımın için çok akıcı ve anlaşılır oldu. Dilerseniz şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Ben Facebook yayınını burada sonlandırıyor olacağım. Ve bundan sonraki kısımda hani soru sormak isteyenler daha rahat hissetsinler diye kayıtları kapatıyor olacağım. Sadece kayıtları kapatmadan hani şu duyuruyu yapmış olayım. Bu pazar günü Sefarat Festivali başlıyor. Üçüncüsü olacak İzmir'de. Bir hafta kadar sürecek. Bu festival sebebiyle önümüzdeki çarşamba bir buluşmamız yok. Ama bir sonraki çarşamba, yani 8 Aralık'ta bir başka konuğumuz olacak. 15 Aralık'ta bir başka konuğumuz. Yani önümüzdeki haftalarda her çarşamba bir tematik buluşma yapmayı planlıyoruz. Bunu da duyurmuş olalım. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edenler 8, 15, 22 Aralık ve Ocak ayındaki buluşmalarımızı
görüyor olacaklar diyerek ben tekrar teşekkür edeyim ve Facebook yayınını durdurayım.